küldür. Oo, ben buna aşık oldum, çok güzel kadın bilmem ne. Böyle bir evlilik şekli yok zaten. Küfür mü Allah aşkına? Ya bana göre küfür yani. Zaten bunlar evlenmeden önce zaten test etmiştim, konuşmuştum, her şeyi anlatmıştım. Hiç kavganın büyüdüğü ve ayrılmayı düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Ho ho. Yani şaka olarak söyledim. Her şakanın bir gerçek payı var. Ya bırak Allah aşkına senin beşin. Bunu unutmayın. Her şakanın. Hiç Almanya'ya taşınmayı düşündünüz mü? Yok. Yani. Yani Türkiye'de doğup büyüyüp Almanya'ya gitmek ve orada yaşamak gerçekten çok zor bir şey yani. Hani mesela kadınlar evlenip hadi kocamla ben Almanya'ya gideyim. Bu kocalar için, eşler için acayip zor bir adım. Çok. Bizim Türkiye'de yaşam şeklimiz böyle olduğu için Ebru'yu mesela ben oraya gittiğimde şunu gördüm. İnsanlarda böyle bir orada yaşamaktan dolayı bir robotlaşma var. Yani herkes robot gibi. Hani kimse de böyle bir ne bileyim gerçekten bir ilgilenme karşısında işte insan gelmiş gerçekten böyle bir ilgilenme gibi bir özveri pek öyle bir şey göremedim yani. Bu da tamamen işte ama onu da hayır onu da anlıyorum çünkü niye şimdi adamlar orada niye çalışıyorlar? Orada her şey nizami, düzenli. Yani gördüğüm o. Yani her şey saati saatine işte belli bir yaşam standartları var. Biz burada şimdi bazen diyoruz ki işte ulan diyoruz hadi mesela çalışsak bile ya 2 gün izin alalım da hadi şuraya bir gidelim. Hani çalışma saatleri Türkiye'de Almanya'ya göre biraz esnek biraz daha. Burada saat 9-10'da başlıyorlar. Yani tabii 9'da başlayan var işte 8-8.30'da başlayan var. Ben saat 7'de başlıyordum işe. Yani. Ve 5 dakika geciktiğim zaman o kadar vicdan çekiyordum ki. Ama burada öyle bir olay yok. Yani işte ben o yüzden şimdi bir de dediğim gibi ortam da çok acayip. Bir de belki bana kızanlar da olacak. Kızsınlar çok da önemli değil. Ezan sesi yok. Yani. Tabii. Ezan sesi olmadı mıydı? Yani orası benim toprağım değilmiş ki ben oraya ait değilmişim diye söylüyorum. Bazı şehirlerde var yani. Ama camiler. Bilmiyorum ben hiç duymadım 15 gün boyunca. Bizim orada yok. Yani bilmiyorum ama çünkü ne bileyim ezan sesi olmayınca sanki her şeyi boş. Boş bir yerde yaşıyoruz. Boşuna yaşıyoruz. Öyle gibi geldi bana. 15 gün hakikaten vallahi hatırlıyorsun değil mi? Uçaktan indim oturdum toprağı öptüm bir ilk. Aman dedim ben dedim memleketimden gezmeye çok gittik yurt dışına da kalmak için falan yani... Sen Çin'de nasıl yaşadın 2 sene? Bu soruya evet ya da hayırla cevap vereceksin hemen. 1-2-3 diyeceğim. Demeyeceğim de. Tamam sor bakalım. Çocuk istiyor musun? Evet. Tamam başka? Evet. Evet neyi evet? Ben seviyorum çocuğu. Allah izin verirse 4 tane olacak yani. Öyle veya kiminle? Böyle. Kiminle? Artık bilmem yani. Ben sana söyleyeceğimi söyledim zaten. Yasağı mı? Ne yasağı mı ya? Yok. Ben 4 tane çocuk istiyorum Allah izin verirse. Büyük konuşmayayım da yani. Yoruldum yani biraz. Ya ne yoruldum vücudum ya. Çok yıprandı. 7 tane, 8 tane çocuk. 2 tane peş peşe arka arkaya. Ne olsun ne güzel işte. Başka soru. O bir soru vardı. Evliliğin sırları, mutlu evliliğin sırları mıydı neydi? Evet. O konu bayağı uzun süren. Aynen. Yani. Onun da tek bir cevabı var. 5S. 5S ne? Sevgi, saygı, sadakat... Bir şey daha vardı. Sevgi, saygı, sadakat. Bunların hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Bir de bir tane daha vardı. Ya boş ver. Vallahi bunların hepsi yalan. Öyle bir şey yok. Sevgi, saygı. Tamam. Tamam evet onlar doğru. Evet. Olabilir. Başka? Olabilir de. Şimdi, sadakat önemsiz mi? Şimdi burada kime sorsan bir saniye Allah aşkına. Burada kime sorsan herkes sevgilidir. Herkes saygılıdır. Hayır. Herkes sadakatlidir. Hayır. Burada kime sorsan şimdi herkes kendini öyle gösterecek. Ben çok şey görüyorum. Evlilikte tartışmalar görüyorum. Küfür edenler görüyorum. Bu mu saygı? Yok ben ağzıma asla küfür duymamışsındır. Bizde de asla bir kere duydum. Geri zekalı mısın sen ne misin bir şey demiştin. Ne zaman evet, demiştin? Evet, o küfür mü Allah aşkına? Ya bana göre küfür o yani. O zekanın geriliğini yani anlatmak için bir kelime. Yani kesinlikle evlilikte bu? Küfür... olmaması lazım. Yani bu küfür bir ağzından çıktı mı onun geri dönüş bir kere yok. Şimdi bak bunun şeyi nereden geçiyor biliyor musun? Daha ben daha bitmedim. Ve küfür ettiğin zaman zaten otomatikmen saygısızlık oluyor. Ve saygı da bitmiş oluyor. Ve saygı bittikten sonra sevgi de bitmiş oluyor. Ya bak sen şimdi böyle bunları konuşuyorsun da işin aslı şu. Yani ben sana bunu daha önce zaten söylemiştim hatırlıyorsan. Belki
3-5 kez de söylemiş olabilirim. Ney? Bir mutlu evliliğin sırrı, tamam mı? Erkeğin idare kadını eziyet etmemek. Ya bir müsaade et ya. Tamam ya. Erkeğin kadını Allah'ın emaneti olarak görebilmesinden geçer. Zaten böyle derler. Müslüman, hakikaten böyle Müslüman karısını severse, eşini severse baş tacı yapar. Sevmezse dahi ona eziyet etmez. Niye? O onun kötü de olsa kaderidir. Çok iyi de çıksa kaderidir. Eziyet etmez. Allah'ına şükreder. Çünkü niye? Allah onu bu dünyada ona emanet etmiştir. Erkeklerin bu bilinçte olması lazım. Ama bilmiyor bazı erkekler. Ama bak bunu. Şöyle de bir şey var. Hemen paldır küldür. Oo, ben buna aşık oldum. Çok güzel kadın bilmem ne. Böyle bir evlilik şekli yok zaten. Bir kere güzellik, evlilik de asla kıstas değildir. Güzellik 3 gün sürer. Bazen 5 dakika. Haksız mıyım? Yani güzellik ya, çok gereksiz bir şey. Ya ben sana söylüyorum. Güzellik yani çok gereksiz bir şey. Ha tamam, kim istemez? Güzel olsun, ahlaklı olsun, güler yüzlü olsun, işte ne bileyim, i̇şte badan sağlıklı var. Olsun, o olsun, bu olsun, onu herkes ister ama yani sadece güzel olsun da bu evliliği asla yürütmez yani. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Evet. Erkekte de çok iş var, kadında da çok iş var. Ama esas iş erkekte bitiyor. Ben bunu çok açık ve net söylüyorum. Yoksa Ebru bazen çekilecek bir insan gibi olmuyor yani. Hani bazen benim bile sabırlı bir insan olmama rağmen benim bile böyle olsa olmayan saçlarım dikine dikine oluyor yani böyle sinirden. Ama sonra diyorum ki Allah'ım diyorum, şükrediyorum. Güzel yanlarını görüyorum. Diyorum ki Allah'ım tamam, bu konularda bazen böyle şeyler yapıyor ama iyi yanları daha fazla. Bir de diyorum emanet. Şimdi ben Allah'ın emanetine nasıl hıyanet edebileyim? Nasıl yapayım yani? Bunu İşte herkes yapamazsın. Senin gibi düşünmüyor ama. Ebru iyisiyle kötüsüyle bizim emanetimiz oldu yani. Biz buna hani Allah izin verirse toprağa kadar götüreceğiz yani. Yapacak İnşallah. Bir şey yok bunun. İdare edeceğiz bir şekilde. Ha, idareci, hakikaten bazı yerlerde çok idareci olmak sabır, lazım. Sabır, sabır, sabır. Sabır. Beşinci es sabırdı bu ara. Yani. Sabır, aynen öyle. Sabrediyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama eğer bir erkek karısının Allah'ın emaneti olduğu idrakine varırsa, kadın da emanetliğini bilirse Allah'ın izniyle o evliliğe hiçbir şey olmaz bence. Evet. Hiçbir şey olmaz. Tam kavga da olur, ondan sonra dövüş de olur, bilmem ne olur. İşte 3 gün, 4 gün konuşulmaz. O olur, bu olur ama temelinin ne olduğunu insan böyle iyi idrak edebilirse o evlilik her zaman gider. Biz yani sanki çok mu şeyiz böyle ha ha hi hi her anımız böyle şeyler. Ben zaten öyle romantik bir güzel kelime konuşan bir adam değilim zaten de. Ama öyle hani tartışmalarımız, kavgamız işte az önce ya bu videoya başlamadan önce bile mesela yine beni kızdırdın. Ha ne oldu? Bitti, geçti, gitti yani. Yani bizim aslında kavgamız çok uzun sürmez yani. Aynen öyle. Uzatmamak lazım. Hani hep diyorlar ya sakın küs yatağa girmeyin diye. Gerçekten o olay varmış yani. Yapmamak. Ben inat bir insan değilim. Mesela Ebru'da da o yok. Yani mesela Ebru kavga ettiğimiz zaman Ebru onu uzatmaz. Ne kadınlar var. Ben yakından şahidim. Bir ay Bedir'in bellediği gibi beller aynı şeyi. Yerinden oynatamazsın. Yapamazsın. Uzatmaya gerek yok yani. Yani bir ay sonra bir daha yüzüne vurur. Bir daha yüzüne vurur. Ulan Allah belanı versin senin gibi karnında dersin. Çıkar gidersin ondan sonra işte. Ya Ebru'da Allah'a şükür o yok işte. Ben bunları evlenmeden önce zaten test etmiştim. Konuşmuştum. Her şeyi anlatmıştım. Baktım benim tamam iyi bu olur. Öyle evlendim zaten. Yani yoksa öyle hemen paldır küldür. Aa bu iyiymiş şöyleymiş falanmış. Bir insan diyorum evlenirken güzelliğine, namazına, başının kapalı olduğuna işte bunlara bakmayacaksınız. Bunlar evliliği götüren maddiyatına hiç bakmayacaksınız. Hani çok şey var ama ben evlenmeyeceğim. Çocuğun evi yok ya da işi iyi değildir. Öyle aman. Bugün aman. İşi iyi olmayan kişinin yarın aynen öyle çok çok iyi bir işi olur. Çok çok fazla para kazanır. Yani ona şimdi mesela bize kızıyorlar. Niye bir eviniz yok? Ya diyorum hani bu dünyada biz istemez miyiz evimiz olsun? Hayır bu dünyada ya istemez miyiz de değil. Ben yani Allah biliyor çok da öyle bir evim olsun diye uğraş vermiyorum yani. Sen de tamam, görüyorsun. Olsa güzel olur ama hani ya ben uğraş vermiyorum ya. Biz şu an kirada oturuyoruz ya yani. Ya hayır bu dünyada herkes evi olarak mı ölüyor? Hayır tabii ki. Veya bu dünyada hayatta kalmak için bir evinin olması mı gerekiyor? Evet. Yarın gözünü kapattığın zaman kaç evi vardı diye sormayacaklar. Diyorlar ki işte çocuğunuza, çoluğunuza ne bıraktınız, ne ettiniz, işte onları mı düşünmüyorsun? Ya istikbali elinde tutan Allah'tır.
Sen çocuğuna işte 5 tane daire, 10 tane araba bıraktın. Çocuğun hayırsız çıktı. Hasta oldun, yatağında yatıyorsun. Çocuğun senin ziyaretine bile gelmiyor. Ben ne anladım? Maldan mülkten. En değerli Hayırlı hazine evlat olsun. senin yetiştirdiğin hayırlı evlattır. Bu. Başların malına, mülküne, parasına, puluna Çok ya. zor yani. Çok derin Ya konular. tabii ben bunları konuştum muydu? Oo, bir Saatlerce saat sürer konuşuruz yani. Tabii yani. çok konuşurum. Bu konuda çok kati kurallarım vardır. Maddiyat konusunda bilmem nelerde. Çocuklarının Almanca konuştuğuna kocan destekliyor mu? Evet. Konuşsun. O çocuk zaten Türkiye'de yaşadığı için zaten Türkçe bir şekilde konuşacak. Ha şu an ben Ebru'ya diyorum. Elinden geldiği kadar Almanca konuş. Almanca konuşsun yani. Ha, Türkçeyi bizim aramızda bir şekilde öğrenecek. Ama Almancayı da küçüklüğünde öğrensin, İngilizceyi de öğrensin. Eğer bana çektiyse hiçbir şey öğrenemez, orası ayrı konuda. Öğrenir mi acaba Almanca ya? Tek tük kelimeleri söylüyor Söylüyor, Almanca. anlıyor bir de. Yani sen Almanca bir şey söyleyince de anlıyor. O gün çorabını getirdin ya. Ha, gitti aldı Ha gitti çorabını. çorabını aldı geldi yani mesela. Ben şaşırdım. Demek ki anlıyor yani bu çocuk. Dün böyle yaptı. Anahtarı aldı eline böyle şlüsü. Ya Onu öğretmişim ama şlüsü. Ya bir iki kere dedim falan aklımda kalmış demek. şu Anlamadım an yani. çocuklar diyor, çocuklar bu yaşlarda 5 yaşına kadar alıyor zaten. Yani sünger gibi. Tabii Ne veriyorsan 5 alıyorlar. yaşına kadar. Yani sen Hamza'yı bırak, Zümra bile konuşuyor, Rabia'nın kızı. Ebru'dan duymuş, Almanca konuşuyor. He, ne demişti geçen? Yani Hamza, come here. daha Ben konuşmuyor. böyle aşok. Gelecekteki planlarınız var mı? Yani kendini 2 sene sonra görsen ne ümit etmiş? Yani ne planlıyorsunuz? Çok zor bir soru aslında. Vallahi yani az önce de gerçi bu sorunun cevabını vermiş olduk sanki. Şimdi gerçekten bana şimdi diyecekler ki sen işte belki öyle görün diyecekler yani hani. Ya yapmacık yapıyorsun işte. Bazı şeyleri samimi söylemiyorsun, görünmüyorsun gibi de olabilir ama yani hakikaten öyle sen de biliyorsun yani hiç sana böyle bir şeylerden böyle çok abuk subuk uç hayallerden bahsetmedim herhalde yani. Çünkü öyle bir niyetim de yok. Dediğim gibi benim en çok istediğim şey yardıma ihtiyacı olan insanlara bol bol yardım etmek. Gerçekten de öyle. Nerede fakir fukara var? Hepsine keşke ulaşıp da hepsine yardım. Çünkü bu hayatta olduğumuz sürece Allah bize şu giydiğimiz bir gömleğin bile hesabını soracak öbür tarafta. Şimdi ben burada yan gelip yatacağım. O bir elim yağda, bir elim balda. Orada Müslümanın biri. Yani fakir fukara orada sıkıntı çekecek. Evine ekmek götüremeyecek. Ben böyle yatamıyorum mesela, yapamıyorum. O yüzden hani böyle bir çok lüks yaşantım olsun, lüks arabam olsun. Bunu herkes ister, nefis ister. Ha biz de istiyoruz. Güzel bir evimiz olsun, ondan sonra güzel arabalara binelim, ondan sonra işte güzel bir ofisimiz olsun, hepsi bize ait olsun. Bunu illa ki herkes ister yani. Ha biz de istiyoruz. Bir evimiz olsa şöyle bahçeli, kendimize ait kira vermesek. Çok kira veriyoruz, evet. Ya hani güzel olur böyle. Tabii isteriz, istiyoruz da. Ama tüm odak noktamız da o evi almak için değil. Öyle bir düşüncemiz yok. İlla biz o evi alacağız, yapacağız, edeceğiz. İşte illa o arabayı almamız lazım, alacağız diye bir şey yok. Biz niyetimizi aldık. Allah izin verirse işte kendimize göre bir evimiz olsun. Hani kira olayından kurtulalım. Öyle bir niyetimiz var. Onun haricinde hayırlı evlatlar yetiştirme gibi bir niyetimiz var. Allah bilir tabii onu da. Biz elimizden geldiği kadar eğitimini, desteğini, her şeyini veriyoruz. Evlatlarımız hayırlı olsun. Bunun yanında kendimiz yetecek kadar zaten öyle çok uç noktalarda bir yaşantımız yok. Yani lüks yerlere gidelim, lüks yerlerden giyinelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye bir Ya hayır, yaşantımız giyinsek yok. bile, öyle olsa bile bunu dışarıya yansıtmıyoruz, anladınız mı? Hani ben mesela bir yere gittiğimiz zaman hani çok bunu internette paylaşan biri değilim. Yani sevmiyorum. Ya da bir şey kendime bir şey alsam bunu illaki kameraya sokmam gerekmiyor. Hani ne diyorlar buna? Gösteriş. Evet. Yani bizim hedefimiz ne? Hedefimiz yaptığımız işi büyütmek tabii ki. Ya o da işte diyorum ya, o da senin elinde değil. Eğer rızkın varsa o konuda, Aynen o zaten iş kendiliğinden büyür gider. Yani yoksa da ne yaparsan yap olmaz. öyle. Yani çalışmayla zengin olunsaydı hamallar zengin Evet. olurdu. Hakikaten öyle. Yani bu açık ve net, bu ayettir. Allah zenginliği istediğine, ilmi isteyene verir.
zenginlik istemekle çalışmakla olacak bir şey değil. Ha, bu şu da demek değil. Ya sen yat, bekle, zenginlik gelir. O da değil. Sen rızkını arayacaksın, çalışacaksın, koşturacaksın. Rızkın varsa sana oradan gelir zaten. Hı hı. Olay böyle. Yani işin özü bizim öyle çok büyük bir şunumuz olsun, bunumuz olsun, şöyle bir şey yok. Dediğim gibi. Yani içinde bulunduğumuz imkanların birçok kısmını yardıma ihtiyacı olan insanlara ayırarak, yani şöyle söyleyeyim, atıyorum 200 bin liralık arabaya bineceğime, ne bileyim işte, yani 150 bin liralık arabaya binerim, o da işimi görür. 50 bin liralık kısmını da ondan sonra fakire, fukaraya, ihtiyacı olanlara, kim varsa ihtiyacı olanlar, onları dağıtmayı tercih eden bir yapım var. Evet, gerçekten de öyle. Yani hiç acımam ya. Yani. Niye? Ya o parayı, bu Allah'ın emridir. Yardım edeceksin. Varsa yardım edeceksin. Varsa bol bol dağıtacaksın yani. Hatta bir hikaye var, onu da anlatayım mı yani? Şimdi anlat da ondan sonra videoyu bitirelim. Tamam, o hikayeyi anlatalım, bitirelim ondan tamam. Sonra. Adamın biri acayip zengin olmuş. Çok zengin olmuş. Arkadaşları sormuşlar, demişler ki işte ya arkadaşlar, nasıl bu kadar zengin oldun? Ya bu kadar işte variyete nasıl işte kavuştun? Demiş ki tövbe haşa, Allah'la yarıştım ben demiş. Hı hı. Tövbe haşa demiş. Ya nasıl yarıştın Allah'la? Vallahi demiş, ben demiş yardım ettim, Allah bana yardım etti. Ben demiş verdim, Allah bana daha fazlasını verdi. Ben daha fazlasını verdim, Allah daha fazlasını verdi. Yenemedim demiş Allah'a. Allah demiş beni yendi. Evet. Yani hakikaten işin idrakinde olduğun zaman bu iş hakikaten böyle. Sen ne kadar verirsen Allah sana daha fazlasını gönderiyor. Aynen zaten. Bir biz şekilde. De o yapıdayız zaten. Yani bir şey, sen ne kadar verirsen, o yüzden yani burada maddi durumu iyi olanlara da sesleneyim. Verin arkadaşlar. Verin. Yani bu dünyada yaptığınız hiçbir şey sizin diğer tarafta karşınıza, yani eviniz, arabanız, memleğiniz çıkmayacak. Yaptığınız yardımlar, aldığınız dualar karşınıza çıkacak. Yani verin. Hakikaten ya, bir ceketin bir gömleğin hesabını veremeyeceğiz ya. Ben hep ona çok üzülüyorum mesela. Allah'ım diyorum, nasıl öbür tarafta senin hesabını vereceğiz yani. Çok zor. Ki evlilik de öyle. Tüm azaların hesabı verilecek. Ebru, şimdi Ebru'nun yaptığı her şey bana yazılıyor. Tüm her şey. Bu Allah'ın bana emaneti. Nasıl kötü davranacaksın? Nasıl kötülük edeceksin? Nasıl tövbe estağfurullah vuracaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın? Yapamazsın. Allah'ın emaneti yani. Sabredeceksin, görmeyeceksin. Bazı konularda kader böyleymiş diyeceksin. Allah bana bunu nasip etmiş diyeceksin. Güzel taraflarını göreceksin. Ben çok kızdığım konu vardır Ebru'ya. Ama artısı her zaman fazladır. Çok şükür. Ben yani, Allah'a şükrederim yani. Lafın kısası, ne kadar şükretsek az. Aynen öyle. Allah'a şükürler olsun. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar geldiyseniz eğer, alkışlıyorum sizi. Bravo. Ne diyeyim? İnşallah bizi biraz daha iyi tanımış ol. Yok, seni zaten tanıyorlardı da beni belki birazcık evet. Düşüncemi, yapımı, belki beni biraz daha tanımış olma fırsatını edinmişsinizdir. Evet. Bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hı-hı. Çok sağ olun. Sağlıklı kalın. Sana da teşekkür ederim Hacı. Ben de sana teşekkür ederim. Tamam. Sağlıklı kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emaneti olun. Öpüyorum sizi. Şöyle yapayım o zaman. Kendinize iyi bakın. Bye bye.